Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Okul Müdürüm, öğretmen arkadaşlarım, okulumuzun çok değerli velileri, hepinize hoş geldiniz diyorum. Salonumuzu şereflendirdiniz. Belediye Başkanımız Avukat Sayın Eyüp Eroğlu Beyefendi'yi sahneye davet etmek istiyorum. Yine İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Evet Yazıcı Beyefendi'yi sahneye almak istiyorum. Okul Müdürümüz Sayın Şahan Ceyhan'ı sahneye davet ediyorum. Kıymetli çocuklar, onların el öpülesi değerli anneleri, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Ben de sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözlerime başlamadan birkaç yüreğimdeki duyguları ifade edip öyle isterseniz sözüme devam edeyim. Tabii son günlerde ülkemizin üzerinde bir takım operasyonların, bir takım ameliyatların yapılmak istendiğini hep beraberce görüyoruz. İki aya yakın zamandır şehitlerimizin geliyor olması, polisimizin, askerimizin, hatta sivil vatandaşımızın, hatta küçücük daha çocukların dahi hunharca katlediliyor olması hepimizi eminim ki derinden yaralıyor. Bugün yine bir tane Van'da bir şehitimiz oldu. Yine 3-4 gün önce Ankara'da menfur bir saldırı sonucunda 100'e yakın vatandaşımızın ölmüş olması tabii bizleri hep üzdü. Ben buradan gerek sivil, gerek asker, gerek polis, tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah makamlarını cennet eylesin. Allah hem milletimize hem ailelerine sabrı cemil niyaz eylesin. Yaralı olan, hasta olan değerli yine kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yani herhalde vatan en önemli husustur diye düşünüyorum. Deriz ya, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diye. Bugün de vatanımıza sahip çıkmak, birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmadan, nasıl ki yüzyıllar boyunca her manada Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ve beraber yaşamış olunan bu Anadolu topraklarında bundan sonra da bu duygu ve düşüncelerle yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin diyorum. Evet değerli kıymetli misafirler, biz de bugün burada Endüstri Meslek Lisemizin Okul Aile Birliği'nin hem olağan kurulunda hem belki böyle velilerimizle öğretmenlerimizin yine öğrencilerimizin buluştuğu bir toplantıdayız. Özellikle ben de katılmak istedim. Gelip bu eğitim yuvalarımızda hem öğrencilerimizi hem de siz değerli dostlarımıza karınca kararınca bizler de hasbihal edelim, sohbet edelim istedik. Tabii bir devletin dört bir defa ana olmazsa olmaz yapması gereken iş vardır. Nedir bunlar? Bir, eğitim. İki, sağlık. Üç, adalet ve dört, emniyet, güvenlik. Evet, bu dört husus çok önemlidir. Olmazsa olmazdır. İşte eğitim de bence bunların en başında gelen hususlardan bir tanesidir. Özellikle son yıllarda bütçemizin, yani her Kasım ayında, Aralık ayında yapılan devletimizin bütçesinin daha önceden savunma sanayinin birinci sırada olması varken son yıllarda baktığımızda eğitim birinci sırada. Yani bugün milletimiz, devletimizin en çok para ayırmış olduğu nokta neresi dersek işte eğitim geliyor. Eğitim yuvaları da gerçekten son derece önemli yuvalar. İnanın bir fabrika gibi. Nasıl ki bir fabrika açtığınızda belki 50, 100, 300, 500, 1000 tane insan çalışıyor, oradan ekmek yiyor ve oradan bir istihdam sağlanıyorsa ben okulları da öyle görüyorum. Okullar da birer fabrika gibi. Buradan da yetişen gençlerimiz, yetişen çocuklarımız, evlatlarımız bizim geleceği teslim ettiğimiz insanlar. Geleceğin öğretmenleri, hakimleri, savcıları, doktorları, mühendisleri ya da sayamayacağım her türlü mesleğin yarını olan insanlar. Onun için en az fabrikalar kadar değerli bu eğitim yuvaları. Tabii bilim de çok önemli, ilim de çok önemli. Bir büyük diyor ki ilim sonu gelmeyen fetihtir diyor.
İlmin sonu yok. Yani öğrenmenin hem yaşı yok hem de sonu yok. Her gün yeni bir bilgiyle tanışıyoruz. Her gün yeni yeni bilgilerle karşı karşıya geliyoruz. Özellikle internet çağındayız, bilgisayar çağındayız. O kadar çoğaldı ki bilgiye ulaşma o kadar hızlandı ki bir tıkla bir şey yazdığınızda yani binlerce o konuyla alakalı yazıyı, bilgiyi çok hızlı bir şekilde elde ediyorsunuz. Hatta eskiler şunu söylüyor, bir insanın belki bir hafta 10 günde ulaşacağı araştırmak suretiyle kitapları ya da ansiklopedileri araştırmak suretiyle belki bir hafta 10 günde ulaşacağı bilgiye şimdi bilgisayara 10 saniyede ya da 1 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir nimet. Ama tabii diğer taraftan yani baktığımızda ilmin bu kadar önemini ifade ederken geçmişimize baktığımızda ki biz Akşemseddinleri, Molla Güranileri, Ali Kuşçuları, Harezmileri, Piri Reisleri, İbn Haldunlar gibi daha birçok sayamayacağımız ilim adamlarını yetiştirmiş bir ecdadın torunlarıyız. İşte öyle bir ecdada sahip olan bizler olarak da bizim de geleceğimizde ilim adamları, bilim adamları, ilme, bilme önem veren insanları hep beraberce yetiştirmeliyiz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık değil mi markaların ya da makinenin ya da işte yazılım dediğimiz bu bilgisayar sektörünün çok önemli bir çağdayız. İşte bu manada bilim, ilim, marka, makine o kadar önemli hale gelmiş ki artık bizler de kendi markalarımızı, kendi milli anlamda işte tankımızı, helikopterimizi, tüfeğimizi, her şeyimizi yapmalı, imal etmeliyiz. Ben biliyorum ki Endüstri Meslek Lisemiz çok değerli hocalarımız sayesinde inanın Avrupa Birliği'ne proje yapan ve burada birçok hususta yeni yeni icatlar yapan ve kendilerini devamlı geliştiren bir okul ve geliştiren öğrencilerimize sahip. Geçmiş zamanlarda Avrupa'ya, birçok ülkeye buradan öğrenciler gidip hem orayı görmek için hem belki buradakilerle oradakileri mukayese etmek için gittiğini biliyorum, gittiğini hatırlıyorum. Sırf bu yıl 200 kişi Türkiye'den batıya ya da başka ülkelere gidip eğitim anlamında destek almış. Ne kadar güzel. Bunların ve bu tip örnekleri insan gördüğünde inanın gözleri yaşarıyor. Hepimiz eminim hatırlarız. Yaşımız kifayet eder. 60 kişilik, 70 kişilik sınıflarda okurduk. Hatta belki 1, 2, 3. sınıfın bir sınıfta 4 ve 5'in aynı sınıfta olduğu okullarda okuyan abilerimiz, ablalarımız burada. Bugün bakın eğitim öğretim yılı başladı, okulları gezdik, o kadar gıcır gıcır geçseniz sınıflar ki 25 kişilik, 27 kişilik, bazı sınıflar 20 kişilik. Yani nereden nereye geldiğimizi şöyle bir görünce inanın insan duygulanıyor. Yani o eskideki o zorluklar, belki elektriğin olmadığı, yani sınıfların gayet belki modern olmayan ya da müsait olmayan ortamlardan bugün öğretmeniyle, eğitimiyle, sınıfıyla, kalitesiyle gerçekten çağ atlamış bir eğitim sistemine hep beraberce gelmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Eskiden değil mi tebeşirlerle tahtalara yazardık. Bazen tebeşirler biterdi. O tebeşirler okulun haliyle parası olmadığından mütevellit ya okul aile birliğinden ya velilerden paralar toplanır, tebeşirler alınırdı. Ama bugün evet tabletlerle eğitim gören çocuklarımız var. Akıllı tahtalarda o tabletler üzerinden o tahtaları takip eden bugün okullarda, sınıflardayız. Biraz önce değerli Şaban Bey ile görüşürken biz de bu yıl 78 tane akıllı tahtayı okulumuza kazandırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda inşallah ikinci döneme kalmaz diye düşünüyorum ben. Artık öğrencilerimiz tabletle buluşmuş olacak. Yani bu da ne kadar eğitimin, öğretimin ileri noktalara geldiğini belki gösteren örnekler. Tabii bunlar bizi asla tembelliğe alıştırmamalı. Öğrenci kardeşlerimiz için söylüyorum. Bilgisayarın esiri olmamalıyız. Bilginin esiri olmalıyız. Bilgisayarı tabii ki kullanacağız. Bilgisayarı güzel işler için, bilgi için tabii ki kullanacağız. Ama tamamen bilgisayarın esiri olan da bir nesil olmamalıyız diye de belki onlara da buradan tavsiyelerimizi, temennilerimizi ifade etmek istiyorum. Tabii kıymetli misafirler, biz de belediye olarak eğitime çok farklı bakıyoruz. Belediye deyince belki akla işte kaldırım yapan, asfalt yapan, yol yapan, altyapı yapan ya da işte çevresindeki çöpleri toplayan gibi değil mi bir algı oluşabilir. Yani belediye belki bunları yapıyor gibi ama biz belediyeyi böyle görmüyoruz.
Belediye bir şehrin istihdamından ekonomisine, bir şehrin temizliğinden estetiğine, bir şehrin imarından diğer taraftan çarpık yapılaşmasına engel olmaya ve diğer taraftan 7'den 70'e her yaşayan insanın derdiyle dertlenmeye, fakirinin gidip garibinin gurbanın yanında olan, yaşlısının gidip halini hattını soran, bununla beraber eğitim anlamında da yine bu işin duayeni diyeceğimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'yle el ele kol kola işler yapan bir anlayışla olmalı diye kendimize hedef koydum. Geçen yıldan itibaren birçok projeyi beraberce değerli Milli Eğitim Müdürümüzün de katkılarıyla birlikte yaptık. Protokoller imzaladık. İşte okullu okulsuz okuyor projesini beraberce başlattık. Ve okullarımızda, sınıflarımızda her hafta cuma günleri bir okulumuzda velilerimizle birlikte, öğrencilerimizle bir saat okumaya ayırdık. Aldık kitabımızı, o bir saat o okulda biz de sıralarda velilerimizle, öğrencilerle beraber oturduk ve kitap okuduk ve burada kitap okuma alışkanlığını geliştirelim. Öğrencilerimize de bu gelişimi aşılayalım istedik. Bunun yanında okullarımız hayat bulsun dedik. Okullarımızın nasıl bir ihtiyacı varsa belediye olarak biz ne yapabiliriz? İşte peyzaj düzenlemesi, bordür, kaldırım, parke ya da yapılması gereken asfalt ya da boya, badana gibi yani ne ihtiyaç olursa bunlarla ilgili de biz hep okullarımızın yanında olmaya çalıştık. Bununla beraber daha birçok okulumuzda ücretsiz olarak dağıtmış olduğumuz ders kitaplarının yanında biz de belediye olarak ders kitapları, ders defterleri, bunun yanında kalem, silgi, cilt gibi ilkokul 1'den 4'e kadar olan tüm sınıflarımıza bizler de bu dağıtımlarımızı yaptık. Yani biz her şeyin başı eğitimdir diyoruz. İnsan olmadan hiçbir şey olmaz diyoruz. Hani iki tane güzel söz var. Bunu paylaşmak istiyorum. Birisi Osmanlı'nın kuruluşunda büyük bir fikir babalığı yapmış Şeyh Edebali'nin sözü. Diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani insan olmadan, insanı yaşatmadan, insan faktörü olmadan devletler asla yaşayamaz. Bir ikincisi de Çin atasözü. O da diyor ki eğer bir yıllarınızı kurtarmak istiyorsanız toprağa tohum atın. 10 yıllarınızı kurtarmak istiyorsanız ağaç yani fidan dikin. Ama 100 yıllarını kurtarmak istiyorsanız insan yetiştirin diyor. Evet insan. Her şeyin başı insan. İnsan olmadan hiçbir şey olmuyor. Onun için biz de önce insan diyoruz. Ağaç yaş iken eğilir diyoruz. Eğitim diyoruz. Çocuklarımız diyoruz. Geleceğimiz diyoruz. Biz onları geleceğimiz olarak görüyoruz ve inşallah inanıyorum ki Türkiye'miz onların ellerinde önümüzdeki 10 yıllarda, 20 yıllarda, 50 yıllarda çok daha büyüyen, gelişen, müreffeh, muasır medeniyetler seviyesine çıkmış ve ecdadını her manada aynı onlar gibi kendinden söz ettiren bir ülke olacaktır. İşte onu da gerçekleştirecek olanlar sizlerin çocukları, evlatları, sizlerin inşallah doğacak torunları, işte onlar bu ülkeyi birlikte ve beraberce yükseltecektir diyorum. Evet değerli ve kıymetli misafirler, ben böyle aklıma gelen yüreğimdeki ya da sizlerle paylaşmak istediğim eğitimle ilgili ya da böyle ülkemizin belki son dönemlerindeki süreciyle ilgili hususları paylaşmak istedim. Hepinize ben tek tek teşekkür ediyorum. Buradan hepinizin ben de ayağına sağlık diyorum. Tabii bu şehir hepimizin. Sonuçta dünyada Türkiye, Türkiye'de Tokat diyoruz. Tokat hepimizin. Böylesine güzel tarihiyle, doğasıyla, insanıyla, havasıyla, böylesine güzel bir şehre de değil mi? Daha güzel yaşamak, bu şehri büyütmek yakışır. Çünkü ecdadımızın o eski yıllarında Tokat, inanın çok büyük şehirlerden bir tanesiymiş. Ticaretin kalbi olan, yine iki tane kervan yolunun, baharat yolunun geçtiği, kalhanelerin yani bakırların işlendiği ki diğer Ergani'den 10 bin deveyle buraya bu kalhanelere bakır gelip burada işlenip develerle Osmanlı coğrafyasına buralardan dağıtılırmış. Bakın Sulu Sokak'ta Deveciler Hanı diyoruz. Yani develerin olduğu ama o zamanki otel ayarında insanların kaldığı ticaret yapmak için buraya geldiği yerler. Katırcılar Hanı diyoruz. Yine işte Arasları Bedesten şu anki müzenin olduğu yer eski AVM'ymiş. Yani ticarethanelermiş. Yani Tokat böyle güçlü bir şehirmiş.
Ve biz de diyoruz ki her şey aslında Allah'a nezle rücu edecektir. Bu şehirde geçmişte nasıl güçlü bir şehirse, nasıl ki Osmanlı'nın en önemli 10 tane şehrinden biri ise yeniden bu şehir sizlerin gayretleri, destekleri, duasıyla yeniden güzel bir şehir olacaktır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepinizin çok değerli düşünceleri vardır bu şehre dair. Hepinizin fikirleri, düşünceleri, bize ifade edecekleriniz muhakkak ki vardır. Ben de bunlardan asla imtina etmiyorum. Her bir vatandaşımızın, yani en küçük 3 yaşında, 5 yaşında ya da aklıyla 7 yaşındaki çocuğumuzun fikrinden 70-80 yaşındaki yaşlı amca teyzemizin fikrine kadar herkesin fikri bizim için önemlidir diyorum. Ve onun için fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizlerden esirgemezseniz ben de bundan büyük memnuniyet duyarım. Hep beraberce gelin şu şehri daha da güzelleştirelim. Bu şehir bunu çünkü hak ediyor. Bu şehrin siz değerli insanları daha güzel bir şehri hak ediyorsunuz. Biz de bu gayret doğrultusunda çalışıyoruz, çabalıyoruz, yapıyoruz, yaptıklarımız var. Belki yapamadıklarımız, eksiklerimiz vardır. İnşallah o eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlayıp asla sizlere mahcup olmadan inşallah görevimizi layıkıyla yapmanın gayretinde olacağımızın da altını bir kez daha çiziyor. Sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.